Merhaba arkadaşlarım, 2023'ün son videosuna hepiniz hoş geldiniz. Aslında bu videoyu bu senede çekemeyecektim. Çünkü ben bu videoyu senelerdir çekemiyorum. Hep bir aksilik oluyor. Bu senede çekemeyecektim. Belki sesimden bir tık anlaşılır. Ben çok hastayım. Ben günlerdir çok hastayım arkadaşlarım, gerçekten. Ne yazık ki gripin bir tık üstü olan lanet şey var ya, adını söylemek istemediğim şey ondan oldum arkadaşlar. Kötü bir şey oldum yani. Bayağı kötü bir şey oldum. Zorlu birkaç gün geçirdim. Bugün de dedim ki bunu çekmezsem bir de asla çekemeyeceğim. Çünkü bugün yılın son günü. Yani sondan bir önceki günü hatta. Bugün 30 Aralık. Ve bunu şimdi çekmek istiyorum ki seneye de bunu tekrar çekebileyim diye. Ama enerjim çok fazla yok. Gücüm çok fazla yok. Çok çabuk yoruluyorum. Tek nefeste anlatıp, tek nefeste bu videoyu direkt hiç edit yapmadan akşama size yüklemeyi düşünüyorum. İnşallah bakalım. Hemen hızlıca konumuza geçiyorum. Konumuz ne biliyor musunuz arkadaşlar? 2024 hedeflerim. 2023 benim için aslında güzel bir yıldı. Evet yani mükemmel, dünyamız açısından mükemmel, wow, çok eğlendiğimiz harika bir yıldı diyemem. Ama benim kişisel olarak söyleyecek olursam en basit evlendi. Bence güzel bir yıl. Yani bir tık o yönden güzel bir yıldı diyebilirim size. Ama kötü bitiriyorum, yani sağlık sorunu olarak bitiriyorum. Umuyorum ki 2024 bize daha güzel, en önemlisi sağlıklı bir şekilde gelecektir. 2024'ün bütün dünyamız için gerçekten çok güzel, umut dolu, sağlıklı, huzurlu, mutlu, barış içinde dolu dolu olduğu bir yıl olsun istiyorum. Umarım da böyle olur. Peki ben 2024'te kendim için ne yapmak istiyorum? Size birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu hedeflerimi size burada anlatıp sene sonunda seneye de bakıp hangisini yapamamışız, hangisini yapamamışız buna bakıp ve diğer hedefleri koyalım. Yani böyle bizim bir böyle sürekli yaptığımız bir şey olsun istiyorum. Bunu çok istiyorum yani. Bakalım başarabilirsem. Hızlıca konuşuyorum, anlatıyorum. Anlatabildiğim kadarıyla, dilim döndüğü kadarıyla. Benim bu 2024'teki en büyük hedefim ne biliyor musunuz? Bak sakın gülmeyin. Bu gerçekten çok önemli bir hedef. Yani bence bu dünyadaki her vatandaşın önemli bir hedefi olabilir arkadaşlarım. Benim en önemli hedeflerimden bir tanesi telefonum ve tabletimdeki fotoğraf albümünü düzenlemek. Bak hiç şaka yapmıyorum. Bir gösteriyorum size hemen. Arkadaşlar benim şu an albümüm 20.000'den fazla fotoğraf var. 20.000. Benim telefonum 512 mi 516 mi olur ne işte. O gigabyte tabletim de aynı şekilde. İkisi de full arkadaşlar. İkisi de full. Bana sürekli uyarı veriyor. Ben doldum, beni boşalt diyor. Benim OneDrive'ım 2 terabyte. Yani hepsi dolu. Aklınıza gelebilecek her şey dolu. Ve çünkü bunu düzenli temizlemediğim için böyle. Ben mesela doldu diyor, o an çekmeme izin vermiyor. Hızlı hızlı hemen çok dikkat etmeden böyle en eskilerden bir şeyler siliyorum. Yedekledi mi, yedeklemedi mi, elinde o var mı yok mu, mesela o gitti mi tamamen ben de bilmiyorum. O an panik halde bir şeyler silip onu çekip sonra gene unutuyorum. Gene bunu düzenlemiyorum. Yani bunu düzenlemek istiyorum ve Deniz'in yani yaklaşık 3 yıldır beynimin etini yediği için 3 yıl olmadı, biraz abarttım ama tabletime ve bilgisayarıma ve telefonuma bir reset atmam. Hepsini bir silip en baştan güncellememi istiyor sürekli. Ben de yapacağım falan diye. Asla yapmadım. Bu sene inşallah bunu yapacağım. Çok inanıyorum kendime. Düzenli temizlemek çok önemli. Eğer düzenli temizlerse gerçekten çok büyük faydası olur. Ben mesela bir sürü şey çekiyorum, tamam mı? Sorarım ki ben bunu sizinle paylaşırım, bunu etiye yaparım, işte böyle reels yaparım, böyle yaparım, şöyle yaparım. Sonra bir şey oluyor, unutuyorum, yapmıyorum. Sonra ay bunu yapmadım, çok mu geçti? Ay biraz sonra yaparım belki diyorum, birkaç hafta sonra yaparım, bir daha yaparım. Daha doğum günümden atmadığım milyon tane reels var. İnanabiliyor musun? Nasıl atayım ben şimdi onu? Nasıl atayım? Ne? Atamıyorum yani. Yüzüm kalmadı artık. Ben düğün şeylerine bile 9 ay sonra atmış insanım. Neyse bunu düzen oturtacağız. İnanıyorum. İnşallah hep beraber beni arada bir destekleyin bu konu. Diğer hedefime gelecek olursak da bu arada ben şey ajanda veya işte böyle günlük gibi şeyleri defter olarak tutmuyorum. Genelde tablette tutuyorum. O yüzden hepsini tablete yazdım şimdi. Size oradan bakarak kontrol ederek söylüyorum yani. Diğer bir hedefimiz de sağlıklı bir insan. Bir an önce sağlığıma kavuşmak. Gerçekten sağlıklı bir insan olmayı çok istiyorum Allah'ım. Bir de sağlıklı bir fizik istiyorum.
Yani fiziğinin biraz daha böyle bir düzene girip, biraz daha böyle sağlık çerçevesi içerisinde olmasını çok istiyorum. Daha fazla bunun için en önemli şey daha fazla spor ve daha fazla sağlıklı beslenme gerektiriyor. Şimdi bunlara ise ben daha fazla diyorum aslında. Neden? Çünkü haftada 3 gün spor ben demem. Diyemem, kendim biliyorum, yapamam, yapmam. Hala sitenin içindeki spor salonu 6 aydır böyle oturuyorum. Gidip bedava, ha bana bedava işi ödemeyeceğim. Sadece gidip iyi olacağım, ben şu dair oturan diyor. 6 aydır biz bunu yapmadık ve biz bunu her ay aidat ödüyoruz orası için. İkimiz de bunu yapmadık. Ne ben ne deniz. Yani o yüzden kendime haftada 3 gün ben spor yapacağım falan deyip öyle bir şeye kendimi sokamam. Yani psikolojik ben böyle gerilirim çünkü. Bir daha fazla diyeyim, haftada bir bile yapsam daha fazla oluyor sonuçta. Ayrıca kitap okumak için de söyleyeceğim. Daha fazla kitap okumak. Ben kendimi biliyorum. Yani şey derim böyle. Evet, daha fazla okudum derim yani. Çünkü ben bir kitaba başladığımda bitirmem çok zor oluyor. Aynı anda 3 kitaba başladığım falan oluyor böyle. Hani o düzeni oturtamıyorum çok fazla. Kitap okuyorum evet ama böyle düzenli bir şekilde değil. Onu biraz daha düzen oturtmam gerekiyor. Bunun da en büyük sorunu ben e-kitap okumuyorum. E-kitap okusam belki bir tık daha rahat olur. Bazen kitap okumak istediğimde yanımda olmuyor. Veya işte bir yere gideceğimde alsam mı? Ay çok ağır boşta uğraşmayayım oluyorum falan. Bundan kırılmak için e-kitaba dönmeye başlamam gerekiyor sanırım. Bu arada sesim arada bir gidiyor. Bir gıcıklanıyorum, bir şey oluyorum. Geliyorum. Diğer bir hedefimiz ise tabii ki de sevgilimle. Cancağızımla kucuş beraber daha fazla yerler görmek, daha fazla insanlar tanımak, daha fazla ülkelerin kültürlerini öğrenmek. Bunların hepsini daha fazla yapmak. Ben gezmeyi aşırı derece seviyorum biliyorsunuz ki. Onu da kendime benzetmeye çalışıyorum. Aslında denizle aşırı derece gezmeyi seven bir insan. Ama hani biraz daha böyle biz Kore'nin içini fıldır fıldır gezdik ya, bu dışına çıkabilelim. Bunu beraber başarabilelim istiyorum. Çünkü izinlerimizden dolayı bu çok fazla olmuyor. İstediğimiz gibi olmuyor ya. Planladığımızda da patlıyoruz falan. İşte bunu arttırabilmeyi çok istiyorum inşallah. Daha güzel planlamalarla gidersek bunu başarırız diye düşünüyorum. Diğer bir hedefim ise evimi düzenli tutmak. Ya bizim evde ama evimiz düzenli gibi gözüküyor ya sürekli. Evim düzenli çünkü evde çok fazla eşya olmadığı için böyle kargaşa olmuyor. Ama bir tane küçük odamız var. Sürekli kargaşa içerisinde o da. Yani bir gün ya, bir gün toplanmasa kargaşa olur. Mesela o montu kimse gidip askıya asmıyor. Herkes o montu şu an koltuğun üstüne atıyor. Neden? Çünkü kış. Bir an önce kış bitsin istiyorum. Böyle üstte kaldığı için onu böyle koydur. Üşeniyoruz. İşte bunu üşenmeyelim. Üşen geçtiğimizde son bulduğu bir yıl olsun bu yol. İnşallah yarabbim. Bunu çok istiyorum. O yüzden evimizi daha düzenli tutmak istiyorum. Yani en büyük sorun o oda. Mesela burayla ilgili çok büyük sorunumuz olmuyor. Bizim odayla ilgili çok büyük sorunumuz olmuyor ama o da bazen Allah'ına kavuşuyor ya. Niye öyle oluyor hiç bilmiyorum. Sağlıklı ve huzurlu ilişkiler. Bu ikili ilişkilerin, arkadaş ilişkilerimizin daha sağlam temellerde, daha güzel ve daha böyle mutluluk verici arkadaşlıklarımız olsun istiyorum. Çok şükür bizim etrafımızda böyle gereksiz kalabalık yok. Olanlarla kalan sağlar bizimdir diye hayatımıza biz devam ediyoruz. Hayatımıza böyle devam edelim. Yani böyle güzel arkadaşlıklarımız olsun her zaman. Evet, bu kadar. Edit yeteneklerimi geliştirmek istiyorum. Bu benim hedeflerimden bir tanesi arkadaşlarım. Yani daha güzel edit yapabileyim, daha zor programları öğrenebileyim falan istiyorum. Hatta bunun için mesela diğer bir hedefim de en az 2 tane belge almak. Yani 2 eğitime katılıp veya eğitimlere katılıp, hani bilmiyorum kaç tane sürüyor, nasıl oluyor. Bir şeyler, evet ben bunu öğrendim deyip bana onun belgesi verilsin. Yani bir sertifikam olsun. Örnek veriyorum. Desinler ki Aylin'cim Almanca B1'e kadar gelebildim. Al buyur senin. Ben Almanca bir yıl okudum ama hala B1'e gelebildim. İnanmıyorum ama neyse işte. Herhangi bir konuyla ilgili dil olabilir. Az önce söylediğim edit olabilir. Başka bir şey olabilir. Çok alakasız bir konuyla ilgili. O an ilgim ona kayar. Onunla olabilir. Ama bir şey aklıma bir düştüğünde böyle aa bunu bir yapma. Ben yapamam. Ben nereden biliyorum ki bunu diyorum ben bazen. Böyle demeyeyim. Bir gideyim öğreneyim. Öğrenmeye çalışayım. Hani bir bakayım ne oluyor ya. Bir deneyeyim yani. Bunu istiyorum. O yüzden iki belgemiz olacak. Yazın bunu. Seninle görüşürüz. Günlük planlama yazmak. Ben günlük planlama yazmıyorum. Yapmıyorum. Yani bir şey olduğunda evet tabletten her şeyi not tutuyorum, şey yapıyorum falan. Böyle günlük olarak bugün bu yapılacak, şu saatte şu olacak, bu saatte bu olacak falan. Öyle bir insan değilim. Bunu yapıp bir de bu düzeni denemek istiyorum. Aslında ben bir Başak Burcu'yum. Benim bunu yapabiliyor olmam gerekiyor ama ben onu yapabilen bir Başak Burcu değilim. Bunu bir denemek istiyorum. Hedeflerimden bir tanesi de bu yüzden. Bunu deneyelim bakalım nasıl olacakmış. En can alıcı noktaya geldik, tamam mı arkadaşlar?
YouTube abonem... Aa, şu an kaç bakalım. Hemen bakıyoruz. YouTube abonemiz kaç? YouTube abonemiz şu an için 12.053. Güncelledim, 54 oldu. Teşekkürler kimse. 12.054 şu an. Seneye 30 Aralık 2024'te bunu çektiğimde böyle 100.000 abonemin olmuş olmasını istiyorum arkadaşlar. Ne var yani, bir 100.000 abonem olsa bir plaketimiz elimizde. Kötü mü olur? Ha? Fena mı olur? Tamam, tabii ki de sayılar bizim için çok önemli değil. Onlar sadece bence de bir görsel. Ama bu minik olan ailemiz azıcık büyüse, ben şu emeklerimin karşılığını böyle bir yerde bir şeyde bir görebilsem, fena mı olur? Bana bunu söyler misiniz? Bu da konu size düşüyor arkadaşlar. Bunun benim hedefim olabilir mi? Bunu başarabilecek olan insanlar sizsiniz. Bana olur musunuz? Çok rica ediyorum. Bana bunu bir olur musunuz? Bir saniye zayıf olursanız da çok rica ediyorum. Aynı şekilde Instagram için de bunu söylemişim. Instagram abone sayımı şimdi abone değil. Instagram takipçi. Arada böyle şey olur. Çok kötüyüm. Instagram takipçi sayımda 8.126. Olur ya. Yani 100.000 nasıl olabilir? Olur herhalde. Bilmiyorum. Görür müyüz bizde bir 100k? Haftada en az 3 reel satmak demiş. Bu neden dedim? Çünkü ben çok fazla şey çekiyorum sizin için aslında. Hani böyle Kore'de olan farklı şeyleri falan da bunu çekeyim, bunu göstereyim, bunu şey falan diyorum. Hepsini böyle çekiyorum. Bu kadar da ben buna böyle reels yaparım, anlatırım size orada diyorum. Asla anlatmıyorum. Ben hala böyle reelslerde arkada kendi sesimi hiç kullanamıyorum arkadaşlar. Nedense çok utanıyorum bu konuda. Bunu aşmak için haftada 3 reels diyorum. Çünkü ben biliyorum haftada 3 reels çok basit. Ben haftada her gün reels atabilirim. O an elimdekileri atan bir çıkarsam var ya yani bir ay hiçbir şey çekmesem de çıkar bende. Ama işte bunu yapmadığım için, o şeyi kırmak istediğim için haftada 3 reels şey koydum kendime. Yani bu YouTube short için de olabilir bu arada. YouTube'a düzenli olarak içerik üretmeye devam etmek. Ben YouTube'u açtığımdan beri, yani bu kanalda aktif olduğumdan beri her cumartesi mutlaka ama mutlaka video yüklüyorum zaten. Eğer çok önemli, ülkemiz için, bizim için, insanlığımız için ciddi bir yaz dönemi yoksa, yani ben bunu mutlaka yaptım zaten. Her cumartesi kesin yüklüyorum. Artık haftada 3 gün olmaya başladı. Bazen haftada 2 gün, bazen 3 gün oluyor zaten. Ama cumartesilerimiz kesin. Hatta o yüzden bugün de bu kadar hasta olmama rağmen bu içeriği bugün yüklemek istedim. Aslında başka bir video var, onu editleyip koyabilirim ama yani bu sene bitmeden bunun bir anlamı olsun istedim. Hep bunu çekmek istemiştim. Bundan günler önce çekecektim. O yüzden çok kafam rahattı. Hani onu çeker, onu yüklerim. Sonra isteyeni yükleyeceğim falan diyordum. Hiçbir şey düşündüğüm ve planladığımız gibi olmuyor ne yazık ki. O yüzden bugün de şu an saat akşam 6.40 ve ben dedim ki ben bunu çekeceğim. Yani biraz daha kendimi iyi hissediyorum. Çünkü şu an bütün enerjimi buna harcayacağım ve bunu çekeceğim. Sonra da yatacağım ve dinleneceğim tamamen diye. O yüzden buna devam edebilmek istiyorum. Hiçbir zaman burayı aksatmak istemiyorum. İnşallah öyle olur. Şimdi bu size söyleyeceğim şey, bu hedefimi bence daha önce benden hiç ama hiç duymadınız. Yani böyle hiç çıtlattığım bir şey de olacağını zannetmiyorum. Çünkü hep böyle beynimin bir yerinde, içimin böyle kalbimin böyle bir yerinde olan bir şey. Hatta bunu yazdığım zaman Deniz'le de bunu konuştuk. Niye böyle bir şey olmasın? Yani sesli olarak ona söylediğim zaman da çok daha yeni. Belki neden olmasın? Kendi işimizi yapabileceğimiz, bize ait olan bir şey. Bir marka olabilir, bir yer olabilir, bir şey olabilir. Onun için yani ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Şunu yapmak istiyorum diye herhangi hiçbir şey yok aklımda. Sadece böyle kendi işimin sahibi olabilmeyi çok istiyorum böyle. Hani onun için en azından bir adım atmak. Bak onu yapmak değil. Onu yapamayacağımı biliyorum. Yani çok o kadar hiçbir hazırlığım olmadan, hiçbir şeyim yapılmadan bir sene içinde yeni bir iş kuramazsın. Bunun farkında olan bir insanım yani. Ama en azından bunun için bir adım atabilmek. En azından atıyorum. Ne yapacağıma karar vermek benzer. Bu da bir adım sayılır. Hani bunu yapabilmiş olmak istiyorum. Ne istediğimi biraz daha üstüne yoğunlaşıp kendimi dinleyip buna karar verebilmiş olmak istiyorum. Instagram'dan bir tanesi bu. İlk defa duydunuz bunu değil mi? Araba kullanmayı öğrenmek. İnanıyorum. Ben de bir görme kullanmayı öğreneceğim. Ben korkuyorum arkadaşlar. Ben inanılmaz derecede korkuyorum. Yani mesela ben şoför koltuğunda değilim. Yan koltukta oturuyorum ve yanımızdan kamyon geçiyor. Ben korkuyorum. Yanımdaki arabadan korkuyorum ve ben o an arabayı kullanan insan olmamama rağmen korkuyorum. O yüzden
nasıl kullanılmayı öğreneceğim. İnanın bilmiyorum ama öğreneceğim. Çok inanıyorum. Deniz çok ısrarlı öğrenmem konusunda. Yani aslında gördüğünüz gibi öyle çok büyük hayalleri olan bir insan değilim. Öyle çok büyük hedeflerim de yok kendime koydum. Kendimde çok fazla böyle bir hani baskı altında hissetmek istemediğim için çok büyük şeyler de koymadım. Yani buraya kalkıp işte 3 tane ev almak, 5 tane ev almak falan filan yazmıyorum yani. Çünkü neden böyle bir şey yazayım? Biraz daha böyle olabilecek şeylerden veya kendim için ne yapabilirim? O yüzden mesela hani spor için de daha fazla dedim sadece. Çünkü daha fazlasını istiyorum. Yani yapabildiğimin bir tık şu an yapabildiğimin çünkü yapamıyorum. Bir tık daha fazlasını istiyorum sadece. O yüzden de ufak ufak hedeflerim var. Bunları başarmak ve bence benim için çok mutluluk verici olacaktır. Bunlara baktığımda sene sonunda hepsini yaparsam ki inanıyorum yapacağım. Yani 101 konusu birazcık size bağlı. Eğer şey yaparsanız arkadaşlar bir el atarsanız bana. Ama biliyorum ne kadar mutlu olacağımı. Ondan sonra zamanla büyür yani bizim hedeflerimiz. Neden büyümesin değil mi? Bir de sizinle beraber yapmak istediğim başka bir şey var aslında. Hayal panosu diyebileceğimiz, Türkçe'ye çevirdiğimizde hayal panosunu sizinle beraber yapmak istiyorum. Çünkü ben daha önce bunu hiç yapmadım arkadaşlar. Hiç denemedim yani. Ama yapan insanlardan duyduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bunun gerçekten çok büyük bir manifest olduğunu, manifest doğru kelime sanırım. Ya tam olarak bu kelime anlamını bilmiyorum. Yani neyi manifestlemem gerekiyor, neyi nasıl yapmam gerekiyor, manifestin kelime anlamının karşılığında bunu alabilmek için ne yapmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili çok fazla bilgim yok benim arkadaşlar. Öğrenmeye çalıştığım bir konu. Her seferinde başlayıp bıraktığımda bir konu. Bu sene hedeflerimden biri de olsun. Neyse işte bunu yapmak istiyorum sizinle beraber. Ve bunu bilgisayarımızın masa üstüne koyabilelim istiyorum. Genelde bunu telefonlarına falan çok koyuyorlarmış. Ben öyle karışık bir şey telefon ekranında sürekli baktığımda böyle gözümün çok yorulacağını düşündüğüm için bunu yapmayacağım. Hadi beraber hayal konusu yapalım. Nereden yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Canva'dan yapacağım. Çünkü ben şeyleri yaparken de hep Canva'dan yapıyorum. Aslında bunu bilgisayardan yapacaktım ama vallahi dermanım. Şuraya iki uzansam şurada yapsam olur mu? Çok yorgunum. Çok yoruluyorum. Bu hastalıkta çok yoruluyorum. Yani yoruluyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece yoruluyorum. Neden bu kadar yorucu bilmiyorum. Ve hayal panomu yaptım arkadaşlarım. Yani hastalıkla ne kadar yaptım bilmiyorum ama şu an aklıma gelen ilk şeylerle yaptım. Çünkü böyle birazcık kötü olmaya başladım. Gözlerim acıyor yani şu an çok fazla ekrana baktığım için galiba. Hemen size gösteriyorum nasıl bir şey yaptığımı. Yani aşırı estetik olmadı bu arada, haberiniz olsun. Gel biliyor musunuz? İlkin günah olmaz derler. Yani ne bazı olarak yaptım. Şu an içinde neler var? Tabii de cam gibi bir cilt, sağlıklı bir cilt. Hedeflerim için de bunu söylemeyi unutmuştum arkadaşlar. Cildimizin parıldamasını sağlamak da bir hedefimizdir. Arkadaşlarımızla böyle güzel, keyifli bir ortam var. Cilt bakıp keyif yapmamız var. Tabii ki de tatil var, konser var, uçak var, spor var. Sevgiliyle uçak tabii ki de var. O da önemli dedim. YouTube var. Gümüş plaketimiz var. Araba kullan. Şeyim var. Deniz var. Deniz var. Deniz var ve deniz var. Deniz yani. Deniz tatili yapma isteğim var içimde. Neymiş ya? Yok hocam sen olandan bahsetmiyorum. Normal yüzülenden bahsediyorum. Ana parladım. Kameram var tabii ki de. Bu şey için öyle hani YouTube'a bırakmak asla istememle alakalı. Su var. Bol bol su içmeyi unutmayalım diye yanımda da suyum var. Tabii ki İtalya var. İtalya kanayan bir yaram, bunu size başka bir zaman konuşalım. Şey var böyle, çalışan bir kadın var. Yani o çalışan kadın yok, ben şu an şirkete dönmek istemiyorum. Öyle bir hedefim, öyle bir amacım yok yani. Bu çok önemli bir detay. Ben onu bırakacak olduğu hedefim. Ama kendim için bir şey yapan, hani o çalışan bir kadın anlamında o yani. Yoksa ben şu an yaptığım yani böyle bu işlerden memnunum arkadaşlar. Ben ufak ufak farklı farklı işler yapıyorum. Hem kendime zaman ayırabiliyorum çok dar. Hem de istediğim şeyleri yapabiliyorum. Ama artık bunu biraz daha böyle
resmileştirmem mi gerek denir? Ne denir? Öyle bir şey var. Yine uçak var. Uçaktan gezi bağlamış. Arkadaşlar para koydum bir de. Dediler ki para koy. Neden koymayayım ben. Ama yani Amerika pasaportuma bakayım. Yani yanına Amerika pasaportu olan buldum. Onu alaka bilmiyorum. Belki Amerika'da gideriz. Ben düşünüyorum. Sağlıklı yemekle bir tane bol koydum. yine bir konser var. Bu sene çok eğlendiğimiz bir sene olsun istediğim için. Teknede bir fotoğrafımız var. İstik böyle Selin poşetinde tatlı bir çiçek olan bir şeyler falan böyle var. Bir de o var yani. Bunu bilgisayarımın ekranına koyacağım. Yani daha estik, daha güzel yapsaydım hoş olurdu ama vallahi ilk defa yaptım hayatımda. İnşallah güzel olmuştur. İnşallah olur da. enerami.o inşallah olur da yani. Neyse seneye öğrenirsek daha güzellerini beraber yaparız diyorum. Gerçek olsun. Hasta olmayalım. Sen bir anda çok kötü oldun. Evet. Çok konuştum. Enerjimi harcadı. Şimdi sizinle beraber hayal panomuzu da yaptığımıza göre sanırım artık bir 2023'e veda konuşması da yapmamız gerekiyor. 2023 sizin için nasıl geçti bilmiyorum. Umarım çok zor geçmemiştir, çok yorucu geçmemiştir. Sizin böyle bunaldığınız, artık yapamıyorum dediğiniz, en son raddeye kadar geldiğiniz bir yerde hiç olmamıştır. Ama eğer olduysa da şöyle düşünün. Her gün yeni bir gün. Yani evet biz şu an mesela bugün de yaşadığımız gün, yarın aynısını yaşamayacağız. Ama böyle hani insanlar psikolojik olarak yeni bir senenin, yeni bir defter gibi olduğunu düşünürler ya. Siz de öyle düşünün. Tamamen yaşadığınız bütün kötülükleri bu senede bırakın ve yeni bir seneye yeni umutlarla, yeni mutluluklarla başlayın. Ve öyle olması için de elinizden geleni yapın. Hayat bu bize ne getireceğini, yaşatacağını bilemeyiz. Ama umuyorum ki size her zaman en güzel şeyleri getirir. Kalbinizden geçenlerin çok 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 daha güzellerini yaşarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Musmutlu seneleriniz olsun. Hoşçakalın.